Örgü Aşkım YouTube kanalından herkese merhabalar. Bugün sizlere bu güzel renklerle Tunus tekniğiyle yapılan güzel bir model anlatımı yapmaya çalışacağım. Ben tığ kullanarak yapacağım. Siz dilerseniz Tunus tığı kullanarak da yapabilirsiniz. Hemen şöyle tığımın numarasını göstereyim. 2,5 milimlik tığ kullanacağım. Elinize yatkın farklı bir numara tığ da kullanabilirsiniz. Evet, şimdi modelimizin anlatımına geçelim. Evet arkadaşlar, sihirli halka yaparak başlayacağız. Şöyle ipimi parmağıma doladım bir tur ve bu şekilde bir zincir çekerek sabitledim. Halkamı küçültüyorum ve burada şöyle tutuyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 tane zincir çekiyorum. Daha sonra hemen bir sonraki zincirden batıyorum. İlmeğimi çıkarıp İlk ilmekten kaydırıyorum. Bir sonrakine geçtim, bakın. Kaydırıyorum. 2. Bir sonrakine geçtim. Kaydırıyorum. 3. Bir sonrakine geçtim. Kaydırıyorum. 4. Bir sonrakine geçtim. Kaydırıyorum. 5. Evet, 5 tane kaydırma yaptım ve aşağıya geldim, bakın. Şimdi halkamın içinden batıyorum. Bu şekilde çıkarıyorum ve sık iğne yapıyorum. Bir tane dalımızı oluşturduk. Şimdi sık iğneden sonra 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 tane zincir çektim ve yine aynı şekilde 1, 2, 3, 4 ve 5 tane kaydırma yaptım. Yine halkamın içine batıyorum ve sık iğnemi yapıyorum. Şimdi bu daldan toplamda 4 tane yapacağız. 1, 2, 2 daha yapalım. Daha sonra devam edelim. Evet arkadaşlar, toplamda 1, 2, 3, 4 tane dalımızı yaptık. Ve şimdi yine halkamızın içinden batarak sık iğne yapıyoruz. Ve halkamızı çekip küçültüyoruz. Bu şekilde. Evet, şimdi bir zincir çekelim burada ve ipimizi uzatıp bırakalım. Birazdan burayı kaybedeceğiz. Şimdi hemen diğer renk ipimi alıyorum. Morla devam edeceğim. Evet, şimdi şöyle bakın, bu tepe noktasından batacağım. Bu şekilde bakın battım. Ve bir zincir çekerek bunu buraya sabitledim. Şimdi devam ediyorum. Bir alttakine geçiyorum. Şöyle bakın, tek katına batıyorum. Arkadan kaydırdığımız yerden batıyoruz, bakın. Şöyle tek katına batıyoruz ve bu ipi de alttan yürütelim. 1, 2, 3, şöyle ipim yarıldı. 3, bir sonrakinden batıyorum. 4, bakın bu şekilde. Daha sonra bakın, 5.'yi de alacağım. Şöyle 5. de bakın, burada kaydırdığımız yerden alıyoruz. Şöyle tek katına batıyoruz. Ve 5. 1, 2, 3, 4, 5. 6. şöyle tığımı şuradaki bıraktığım ipe geçiriyorum. Ve 6.'yı da buradan çıkarıyorum. Ve bunu iyice çekip sabitliyorum. Evet, şu anda bakın 6 tane ilmeğim var. Şimdi devam edelim. 7. ilmeği buradan çıkarmaya başlayacağım. Şöyle şuradan başlıyorum, bakın. 1, yani 7, 8, 9, 10 ve 11. 5 tane de bu taraftan çıkardım. Bakın 5 buradan, 5 buradan, bir tane ortadan çıkarmış olduk. Şöyle sayacak olursak bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 tane ilmeğim var tığımın üzerinde. Şimdi önce 1, sonra 2, sonra 3 ve 4 tane teker teker çıkardım, bakın. 4 tane ilmeğimi çıkardım. Şimdi bu 3 ilmeği birlikte çekeceğim. Şöyle bakın, 3 ilmeği birlikte kapattım. Şöyle ipim yarıldı. Evet, şimdi yine 1, 2, 3 ve 4. Devam ediyorum. 4 tane yine toplayalım.
göstereceğim şimdi. 1, 2, 3, 4 tane topladım bakın. Ve bu üçlüyü birlikte toplayalım. 1, 2, 3. Bakın bu üçlüyü birlikte topladık tek ilmek üzerinde. Şimdi devam ediyorum. Yine bu kenardan 4 tane ilmek toplayarak burada 2 tane sayı eksiltmiş oluyorum. Yani burada 9 tane ilmeğimiz olmuş oldu. Şimdi önce yine 1, 1, 1. Teker teker 3 tanesini çıkardım. Daha sonra şu üçlüyü birlikte çıkaracağım. Bakın 1, 2, 3. Bu üçlüyü birlikte çektim. Daha sonra bu üçlüyü teker teker çıkarıyorum. 1, 2, 3. Devam ediyorum. 3 tane tek tek topluyorum. Biri tığımın üzerinde zaten bu şekilde. Sonra bu üçlüyü birlikte topluyorum. Daha sonra kalan diğer üçlüyü toplayarak bu sırada da 2 tane eksiltmiş oluyorum ve 7 ilmek toplamış oluyorum. Devam edelim. 1 tane çıkardım. Şimdi 2 tane çıkardım ve 3 tane çıkarıyorum orta kısımda yine. Umarım anlaşılır oluyordur. Ve kenarda 2 tane çıkardıktan sonra yine tığıma 2 tane aldım ve bu üçlüyü birlikte topladım tek ilmek üzerinde. Şimdi kenarda 1 ve 2 ilmek aldım. 2 tane 2 sayı azaltarak 5 tane ilmek aldık tığımıza. Şimdi 1 tanesini çıkardım. Bu üçlüyü birlikte çekiyorum. Şöyle kapattım ve kalan bir tane ilmeğimi çıkardım. Bir ilmek burada, 3 ilmekten bir ilmek çıkardım ve kenar ilmeğime batarak bu sırada da 3 tane ilmeğe ulaştım. Şimdi hepsini birlikte kapattım, üçünü, ve bir zincir çekerek birinci dilimimizi tamamladık. Şimdi buradan teker teker aşağı ineceğim arkadaşlar. Şöyle batalım bakın. Kenardan battım, kaydırdım 1, kaydırdım 2, kaydırdım 3, kaydırıyorum şöyle 4, 5, bakın 5 tane kaydırma yaptık. 6. kaydırmamız bu şu en tepedeki zincirden olacak bu şekilde. Evet, şimdi tamamen tamamlanmış oldu dilimimiz. Şimdi devam ediyorum. Bakın bu 1. Bunu 1 sayıyorum. Ve tekrardan 11 tane ilmek toplayacağım. 2. Pardon, ipim yarılıyor. Şöyle daha düzgün çıkaracağım. Evet, 2. 3. 4. Evet, 5. burada. Biraz kaydırmalar sıkı olduğu için arkadaşlar, ilmek çıkarırken zorlandım. 1, 2, 3, 4, 5 tane buradan çıkardım. Bakın 6. şu orta kısımdan çıkarıyoruz. 6. Şimdi 5 tane de buradan çıkarıp 11'e tamamlayacağız. Evet, şöyle başlıyoruz. 7, 8, 9, 10 ve 11. Evet, 11 tane ilmeğimi çıkardım. Şimdi buradaki gibi aynı işlemleri yaparak buradaki motiften elde edelim. Bir tane buraya, bir tane de buraya yapıp tamamlayalım. Evet arkadaşlar, 4 tane dilimimi de tamamladım. Şimdi son olarak buraya batarak kaydırmamı yapıyorum. 6. kaydırmamı ve bir zincir çekiyorum. İyice sağlamlaştırıp daha sonrasında buradan ipimi kesiyorum. Evet, şimdi beyaz ipimizle devam edeceğiz. Şu iplerimizi de yok edelim. Evet, şimdi bitirdiğimiz yerden ipimizi, beyaz ipimizi kesmemiştik. Şuradan batıyoruz, beyaz noktadan, ve bu şekilde çıkarıyorum. Bir zincir çekip sabitledim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çektim. Daha sonra ilk başta yapmış olduğumuz gibi kaydırarak aşağı iniyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5 tane kaydırma yapıyorum bakın. Bu şekilde. Ve daha sonra bakın kaydırmayı yaptıktan sonra şuradan devam ediyorum.
1, 2, 5 tane de bakın bu kenardan kaydırma yaptım ve yukarı çıktım. Şimdi tepe noktasından devam ediyorum. 6. Aşağıya doğru iniyorum şimdi. Evet, her ilmeğe batarak arkadaşlar, tek katına batıyorum bu arada bakın. Buradan değil, şöyle tek katına batarak yapıyorum. Bu şekilde aşağıya doğru iniyorum. Saymaya gerek yok zaten. Sırasıyla yaptığımız zaman motifleri, sayıları karıştırmadığımız zaman doğru sonuç elde edeceğiz. Şöyle kaydırmaları biraz sıkı yaptığım için batmakta zorlandım burada da. Evet, orta kısmı göstermek istiyorum. Hemen son ilmeğimi de alayım. 5. ilmeğim. Evet, şimdi orta kısma geldiğimiz zaman bakın tam şuradan batıyoruz, kaydırıyoruz ve daha sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çekiyoruz. Ve burada yaptığımız işlemi buraya yapıyoruz. Daha sonra buraya, daha sonra buraya yapıp tamamlıyoruz. Evet arkadaşlar, bakın bu şekilde tamamladık. Şimdi sarı ipimizle devam edeceğiz. Evet, herhangi bir yerden batabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle şuradan devam edelim. Yine tepe noktasından. Yani ilk motif oluşturmaya başladığımızda arkadaşlar yaptığımız işlemi yapacağız. Yine bakın buradan battım. Bir zincir çekip sabitledim. Daha sonra alttan şöyle tek kanadına batıyorum. Onu göstermek istiyorum arkadaşlar. Bakın böyle değil, şöyle değil. Şöyle tek kanadına batarak yapıyoruz bu şekilde. İlmek çıkarıyoruz. İpim yarılıyor. Tekrar gidiyorum o yüzden. 2 3 4 ve 5.'yi de hemen çıkarıyorum. Evet, 5 tane ilmeğimi çıkardım bu şekilde. 1 2 3 4 5. 6. ilmeğimi şu aradan çıkarıyorum bakın. Ara kısımdan. Tam ortada bir geçiş var. Buradan çıkarıyorum. 6 daha sonra 7 8 bakın tek kanadına batıyorum. Şöyle değil. 9 şöyle arka taraftan 10 ve 11. 11 tane ilmeğimi çıkardım tekrardan. Şimdi ilk başını göstereyim arkadaşlar. Önce 1 çıkarıyorduk. 2 3 4 taneyi bakın çıkardım. 4 ilmek. Daha sonra bu üçlüyü birlikte çıkaracağız. Bu şekilde 3 tane. Daha sonra yine 1 2 3 4. Teknik aynı. Buradakilerin aynısını arkadaşlar buraya, 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 buraya bu şekilde 8 tane dilim elde edecek şekilde yapıp tamamlayalım. Evet arkadaşlar, bakın ben bu boyuta ulaşana kadar devam ettim. Şimdi siz bu modelden ne yapmak istiyorsanız istediğiniz boyuta gelene kadar her sırada 4 motif arttırarak devam edeceksiniz. Dikkat etmemiz gereken yer burada yapmış olduğumuz dalların aynı hizada olması. Yani şöyle üst üste denk gelmesi. Sonrasında zaten kendiliğinden 4'er tane artacak. Battaniye yapmak istiyorsanız battaniye boyutunda büyüterek devam edebilirsiniz. Evet. Şimdi diyelim ki istediğiniz boyuta geldiniz. Şimdi kenarını göstereceğim. Şöyle hemen herhangi bir yerden batalım arkadaşlar. Ben şuradan batayım. Tek kanadına batacağız yine. Ve kaydırma yaparak bitireceğiz modelimizi. Bir tane zincir çekiyorum ilk etapta. Daha sonrasında şöyle tek tek batarak kaydırıyorum. Kaydırma işlemini çok sıkı tutmayalım burada. Şöyle İki sıra üst üste kaydırma yaparak modelimizi tamamlayacağız. Evet. Şimdi dilerseniz ben bu kaydırma işlemini de kamera arkasında yapıp tamamlayayım. Çok vaktinizi almayayım. Daha sonra modelimizin bitmiş haliyle tekrardan geleceğim. Evet arkadaşlar, kenar kısımlarını da tamamladım. Bir sıra yaptım. Siz bir sıra daha yapabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle
göstermiş oldum ben. Evet, böylece bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Yapacak olan arkadaşlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda tekrardan görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.